ben dua ne edeyim. Vay bereket, vay 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 vay. Abi mesai değişim zamanı. Beklenen yağmur geldi, hem de öyle böyle değil. Acayip bir yağmur, acayip bir fırtınalı yağmur. Sulara bakın, yerlerde her yer su. Vay mübarem, vay. Biz bu yağmuru bekliyoruz yahu. Bu ne? Yakalım da babam ısınsın. Arkadaşlar sel su, sel su. Taş altında da dursan olmuyor. Gene yaz ayına döndü her şey. Olay var ya, bak burayı bir yağmur yağdı Orhun. Eşek kalmasa. Ya hani yazın buraları böyle sel su olduydu ya. Ve belki bu yağmur köyde yok. Köyde de çok. Dereler gene akmaya başlamış. Vay mübarem vay. Baba, çoğu yere biz ekin eker kapatarız ha. Bak, Allah akşam, Allah. Akşam var ya. Lan şunu çıkarıyorum çok sanırım. Sen hemen araba sıcacık bin git. Akşam var ya, buraya bir yağmur yağmış. O nadas tarlalardan hayvan geçmiyor. Batak olmuş batak. Akşamki yağmur. Evet. Ya bugünkü ağrıç. Tamam sen hemen git. Ben gidiyorum. Tamam sen buradan kumluğun üstünden çamur sizlerden gel işte ya. Ben hayvanı ayarlarım ya, sıkıntı tamam. Yok. Tamam. Hayır, ara çamlığın yoldan geliyorsun herhalde değil mi? Aynen. Yani. Yalnız baba, işte Ekim ayı böyle olur baba. Ha? Ekim ayı böyle olur ya, her zaman toza dumana ekerdik. Bak şimdi toz duman mı olacak mı? Ben almayacağım, benim hepsi yanımda. Ben almayacağım, sen git. Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Orhun Topkaya, kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz. Ekim ayına öyle güzel girdik, öyle güzel girdik ki Allah'ım ya Rabbim. Her yeri su, her yeri bereket. Aslan parçası. Şimdi sabahtan beri hemen hemen yağmur yağıyor ama arkadaşlar saat 10, 11, 12 gibi baya bastırdı. Evdeydim. Mesai değişimi yaptık. Ben hayvanın yanına geldim. Babam eve gitti. Ben şimdi hayvanı ıstanasıya kadar gütmeye devam edeceğim. Hayvanlar yayılıyor. Bunlarda problem yok. Hatta yağmur yağdıkça bunların hoşlarına gidiyor. Hatta şöyle düşündüm. Yarın da yağışlı gösteriyor. Acık üzerlerine kene ilacı yapsak yağmurla beraber iyi de olur. Parazit ilacı yapsak iyi de olur diye düşündüm. Neyse arkadaşlar, bugün ne yapacağız? Bugün hayvanı otlatacağız, eve gideceğiz. Hanım ve Semiha benden sushi istediler. Yani Kırgızistan'a gittiğimizde baya sushi yemiştik. Ama biz bu sefer kendi ellerimizle sushi. Ben kendi ellerimle sushi yapacağım. Sushi'ye yapılacak bütün malzemeleri aldım. Pilavı ayrıymış, pirinci ayrıymış. Hepsi evde duruyor. Buradan sağ salim hayvanımızı eve götürelim. Ondan sonra yemeğimize kadar suşimizi yapalım. Bakalım yapabileceğiz mi? Bakalım yapamayacağız mı? Yaparsak da ne güzel olur değil mi? Şöyle pirinç pilavlı, salatalı malatalı. Kendi kafamıza göre takılırız.
Başlıyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Köy hayatını seven herkesi kanalımıza bekliyoruz. Hem eğleniyoruz hem değişik şeyler deniyoruz. İşte bizde hayat böyle. Mutlu olmaya çalışıyoruz. Suya bak, suya. Abi daha önce izlediyseniz görmüşsünüzdür. Geçen Ekim ayında, tamam mı, tarlaları böyle toza dumana ekmiştik. Traktör gözükmüyordu. Ekerken baya baya tozun içine atmıştık tohumları. Sanırım bu sene tam tavında, tavlı tarlalara ekeceğiz. Daha Ekim'in sonuna kadar ekim olur. Şimdi bu yağmurdan sonra toprak tavunu emerse var ya, hem sürüm güzel olur, hem motor mazotu az yakar, hem tohum böyle dengeli düşer. Yani bu yağmur var ya 7'den 70'e, dağda yaşayan böceğinden koyununa kuzusuna kadar hepsine mükemmel derecede böyle Rabbime şükürler olsun. Hadi bakalım. Töngeller usuldan olmaya başlamışlar. Töngel, ahlat. Sizin orada ne? Çok ekşi. Sizin orada ne diyorlar bilmiyorum ama bizim burada töngel derler. Kış ayına doğru yiyebileceğiniz en güzel meyvelerden. Yağmur yağdı ya. Şimdi de arkadaşlar ahmutların altına dökülen ufak tefek ahmutları toplamaya koyunlar kaçıyorlar. Yağmurun etkisiyle dökülmüştür bunlar biraz. Biz çayır ahmutu deriz, taş ahmutu deriz, taşlı ahmut deriz. Şunlar. Bakın şimdi bunları tek tek dolanacak bunlar. Şunlar yere dökülmeye başlamışlar. Bunlara bayılırlar. Hatta boğazına durma ihtimali bile var. Ama bu sene çok yok meyvelerde ya. Normalde bir ahmudun altında 10 dakika yayılması lazım koyunun. Tarlalara girmiyorlar. Hayvanın bir ucu nerede? Bir ucu nerede? Giremiyorlar çünkü gömülüyorlar. Kıraçtan devam. Nereye gidiyorsun tek başına? Nereye, nereye? Ayrıldın gidiyorsun ha? Yerler ıslak ya, tutmaz artık. Langıdı 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 lang lang. Samsak döveci. Lungudu 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 lungudu. Bir aşağı bir yukarı. Abi yağmurdan sonra iyi güzlük ot çıkar. Şimdi yazın biçerken dökülen arpalar, farelerin kırdığı arpalar, buğdaylar, domuzların döktüğü buğdaylar anız tarlalarda. Gerçi sürerler ama süresiye kadar sürülmeyecek yerde, kıraçlarda, anızlarda belki de şöyle bir iki karış, tamam mı, güzlük ot çıkar. Kışa girerken hayvan otu yayılırsa Allah, ne olur biliyor musunuz? Mis olur, mis. Hayvan kilosuna kilo katar. Böyle dinçliğine dinçlik katar. Bak şimdi, bak abi. Burada çok eskilik var. Hayvan şimdi buraya çıtır çıtır çökecek. O temin tek başına giden koyun bütün koyunları ahmudun altına çekti. Yani kuzum, ahmudun altında 3-5 tane ahmut var. İşte bak, bu kadar otu bırakıp tatlı bir ahmudun peşine düşüyorlar. Ahan da hepsi buraya çekti. Bak 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 bak. Bir ahmudun peşine bıraktılar. Şu tarlanın içinde öyle güzel güzlük var ki, öyle güzel güzlük var ki, geldiler buraya. Oh, koyun kokuyor var ya, mis gibi. Gel, gel, nereye gidiyorsun, gel. Çevirdim arkadaşlar. Nereye gidiyorsunuz lan? Güneş de açtı. Lan bu grup var ya, bu grup. Lan nereye gidiyorsunuz Allah'ınızı severseniz lan. Hey. Nereye? Arkadaşlar babamın şansına, yani hani gök, böyle Türk filmlerinde olur ya, böyle gök delinircesine, bardaktan boşalırcasına derler. Böyle bir kare vardır, kapıya böyle şaldır 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 yağmur vurur. Aynen öyle yağmur yağdı.
Mesai değiştik. Ben hayvana geldim. Günlük güneşlik oldu. Ya azıcık şöyle bir çökün be. Çök 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 çök. Şöyle bir çökün, böyle bir yavaş yayının ya. Bak %80 armutların hepsini gezdik. Armutlarda ben nereye gidiyor yani? Gezdik diyorum ya sana. Yok onda, yok. Koyunum yok onda. Bak bakalım var mı? Hey gene gidiyor ya lan. %80 armutları gezdik. Artık umudunuzun kalmayıp şöyle yere çöküp tıkır tıkır yayılmamız lazım bak kuzum. Mis gibi toprak kokusu arkadaşlar. Yağmurdan sonra güneşin çıkması, anısın kokması, anız deriz biz buna, sap parçalarına. Var ya, ya, ya çok güzel ya. Karşıya bakın, duman kaynıyor. Yarın da %80, %90 bir yağış gösteriyor. İnşallah. Arkadaşlar geldiler, geldiler. Avlanıyorlar var ya, bir sağa bir sola, bir sağa bir sola. Yağmurdan sonra iyice coştular. Şimdi ben de şunu çıkartmayı düşünüyorum. Ambalajda duran kek gibi sıkıldım. Pişmeye başladım. Hava sıcaklaştı. Yağmurdan sonra birazcık nem de artıyor ya. Bunaltmaya başladı. İyi, güzel. Çok güzel hem de. Dolanıyoruz bakalım arkadaşlar. Bakın buradan gittik, oradan dolandık. Tekrardan buradan dolandık. Tekrardan bir tur atar mıyız bilmiyorum ama dolanmaya devam ediyoruz. Kafam döndü daha. Birazcık oturun. Tarlaların köşelerine sular birikmeye başlamış. Bu da yağmurun çok döküldüğü anlamına geliyor. Metrekareye acaba 15-20 kilogram yağış düştü mü? Abi yağmur çok dökmüş ya. Ondan kaçıyor bir üç kağıtçılar. Ağızlarını sulandıra sulandıra yiyorlar. Bir bakar mısınız? Bak şimdi bak. Ağızdan akan suya bakın bak. Sulu sulu armudu gömüyorlar. Bunlardan toplanıp armut turşusu kuruluyor. Nenem, ninem bunlardan kurulan armut turşusunun içine iki tane tuz sepeler de içerdi. Diyordum nine niye böyle yapıyorsun? Oğlum derdi. Bekleye bekleye yani bu başka boyuta ulaşabiliyor. İki tane tuz sepeliyorum ki içindeki şeyi kırılsın diye. Yani baya hani bir 3-5 ay beklettikten sonra acayip güzel bir şey oluyor arkadaşlar. Artık eskiden koca koca kovalara yapardık. Bidonlara yapardık. Şimdi de yapıyoruz ama küçük cam kavanozlara yapıyoruz. Ya açıkça söyleyeyim. Çok içerseniz kafa yapabilir. Ama o amaçla yapılan bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Ninelerimiz, dedelerimiz yıllardan beri yapıyorlar bunu. İçerken de iki tane içine tuz sepelerler. Hani çok fazla boyutta 3-5 bardak içerseniz bir noktada aman geceler boyutu olmaz. Ama hafiften bir dalgalanma yaşayabilirsiniz. Afiyet olsun paşam. Sofrayı kurmuşsun. He? Koyun yerde arar rızkını. Keçi baltasını ne derdi dedem? Dur söyleyeceğim. Güzel söyleyeceğim. Koyun yerde arar rızkını. Keçi sırtında taşır baltasını. Çok böyle kötü bir hayvan olarak görülse de ormanlar için aslında bazı bölgelerde yangınlara sebebiyet veren, alttan çabuk tutuşmasını sağlayan alt dalları kemirdikleri için keçi kullanılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu taraf yine kararmaya başladı. Eve yakınız. Artık yürüme mesafesinde 3 dakikaya eve kaçarız yağmur yağsa da. O yüzden bu alanlarda koyunları çevireceğim. Elektrettireceğim. İçilmiş yonca tarlalarında, anızlarda karınlarını doyursunlar ki acık erken gidersek dediğim gibi akşama sushi yapacağız. Sushi. Aa, iyi yayılmaya başladılar aganın. Otlar suyu çektikçe ayakları da ıslanmaz oldu. Yumuşadı da ortalık. Böyle ekmek arası şey çiğ köfte yer gibi dürüp dürüp yiyorlar ha. Sevdiği kızı başkasına. Fareler bunun içine girmediyse ben ne diyeyim? Kesin girmişlerdir. Hey! Ana! Ana! Yankı yapıyor. Ses 1-2. Duyuyorsunuz mu? Ses 1-2. Düğünümüze hoş geldiniz. Teyzesinden çeyrek. Ho ho. Ho.
Ya çocuk çocuk işler yapıyor. Bazen yazıyorlar. Abi iyice çocuk diye. Yapmayın diyorum ben de abi. İlk videodan beri izliyorsanız yaptığımız çocuklukların adresi abi. Yok ki ben böyle biriyim. Hani iki tane çocuğumun olması hani biraz daha yaşına uygun. Tamam. Efendi. Çoğu yerde. Ama böyle ya başımıza da eğleniyoruz abi. Ya ne yapalım, ne edelim değil mi? Sonunda dağdayız sonuçta. Türkü de söylüyoruz, şarkı da söylüyoruz. Yuvarlanıyoruz da. Eğleniyoruz da. Çok çocuksu işler yapıyorsun. Yaşına uygun değilsin falan yazıyorlar bazen. Haklılar. Ama ben böyleyim. Yani yaptığımız çocukluklar bunlar olsun. Başka bir şey olmasın da. Ekim yağmurluk girdi. Şimdi çöktüler işte arkadaşlar. Çökme buna denir. Siz bir taşın üstüne oturursunuz. Aha da böyle. Hayvan milim kımıldamaz. Tıkır tıkır yayılır. Keçiler de buradaki dikenleri temizliyorlar. Yiyin bakalım. Nereye gidiyorsun lan? Ha? Buradaydı arkadaşlar. Neyse. Şöyle biraz geri alalım da evine geç gitsin. Gene aklına bir şeyler geldi herhalde. Psikopat, aklına ne geldi yine lan? He? Birilerine sinyal mi gönderiyorsun? Ne yapıyorsun? Köye geldim ben, buradayım diye. Geliyor. Bak şimdi bak. Direkt benim yanıma geliyor üçkağıtçı. Anladım anladım. Derdini git. Tamam anladım. Git. Anladım git. Anladım anladım. Tamam git. Psikopat nerede? Yani iki dakika şöyle hayallere daldık, tamam mı? Oturdum. Onu düşün, bunu düşün. Bak psikopat yok. Vay üçkağıtçı. Vay. Bak bak nereye varmış üçkağıtçı bak. Lan psikopat. Ne ara gözümü uğurladın da kaçtın? He? Yürü. Hayvanın içine. Yaramaz çocuklar gibisin aynı. Yürü. Bir daha kaçma, tamam mı? Sonra ılınıp gidiyorsun. Kimin damında, kimin samanlığında. Vallahi çok üçkağıtçısın psikopat. Arkadaşlar hayvan iyi çöktü. Havada dağılmaya başladı. Yıldızlık olabilir bu akşam. Bu yağmurdan sonra kırağa da düşebilir. Biraz daha yayalım. Hayvanın karnı biraz daha şöyle kendini toplasın. Çok da geç olmadan eve gideceğiz, yeter. Artık sıcak olmadığı için 24 saat yayılıyor. Gündüzleri yatsa akşam 8-10 gibi geliyorduk eve de. Artık gündüzleri de çok yatmıyor çünkü sıcak değil. Artık Ekim be. Ekim Kasım. Kış geldi bağların. Fareleri duyuyorlar ya arkadaşlar. Farelerin deliklerine burunlarını sokup. Bak şimdi bak. Bak şimdi bak. Kışa girmeden babam bana cizme alıyordu. Şimdi kara lastik ve cizme. Geçen ayakkabıcıya gittiğimde sordum. Kara lastiklerin fiyatları ne diye. Kara lastiği bilirsiniz. 110 lira 120 lira arasında dedi. Eskiden biz onları giyiyorduk arkadaşlar. Adamın ayağını terletir yağmurdan sonra vucuk 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 diye ses çıkartır. Neyse cizme alıyordu babam bana. Yağmurun yağmasını bekliyorduk be. Yani yağmur yağmıyorsa bile işte çeşmenin holluklarına giriyorduk. Cizmeler nereye mesela? Şuraya kadar su geliyormuş. Vay 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 vay. İşte su bulduğumuz yerde suyun içinde yürüyorduk.
Yani amacına uygun kullanıyorduk çizmeyi. Eve doğru mu gidiyorlar artık? Doydunuz mu lan? Azıcık şöyle kafayı kaldırıp dikilmeye başlasanız doyduğunuzu anlayacağım. Doyduysanız eve gidelim. Bak evde daha sushi yapacağız, sushi. Çok tüler de çok tüler lan. Çok tüler de çok tüler ha. İyi iyi yayılsınlar bakalım. Bol bol yayılsınlar. Sen baba ya, hayvan bayağı doydu, kurundun. Ben götüreyim ya. Ben 2 dakika. Yok ben getireceğim. 2 dakika pirinci geç olmuş herhalde. Şu sushi'nin pirincini ısıtayım geleyim. Hadi usta gelin. Arkadaşlar eve geldim. Şimdi Semiha da Sevara da sushi'yi çok seviyor. Şimdi bundan şöyle bir açalım. İçinde neler gelmiş. Ben bunları internetten sipariş verdim. Gönderiyorlar. Dışarı gittiğimizde, Eskişehir'e falan gittiğimizde arada bana söyletiyorlar. Arada ben de getiriyorum. Hamburgeri kendimiz yapıyoruz. Birçok şeyi kendimiz yapıyoruz. Bunu neden kendimiz yapmayalım, denemeyelim dedik. Ve şöyle bunlar neymiş lan? Bu ne? Bu kutunun içinde arkadaşlar pirinç var. Normal bizim pirince benziyor da biraz daha ufak gibi, kırıklı gibi şöyle bir pirinç var. Şimdi bu. Ondan sonra şu var. Herhalde şununla üzerine koyup saracağız. Aa, Semiha. Burada talimatı da var. Bir bakayım. Bak. Ondan sonra içinde sirke var. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu sirke de sushi sirkesiymiş. Pirinç sirkesiymiş. Doğru mu? Ulan çok iyi. Bu akmış. Sirke koktu. Vallahi akmış. Bunu nasıl paketlemişler böyle ya? İçindekiler su pirinç diyor arkadaşlar. Pirinç sirkesi. Ondan sonra şöyle. Bunlar da chopstick herhalde. Şöyle tutma aparatı falan var. Chopstick tutma aparatı koymuşlar. Bu bozulmuş mudur bilmiyorum. Bu da ya şöyle bir şey. Buna saracağız. Hani üstünde oluyor ya. Bu başka bir şey bence abi. Başka bir şey. Bu ona dair değil. Bu izleyenlerden gelmiş herhalde. Bıçak mı? He, içinden bıçak çıktı. Baba bıçak çıktı. Evet, bak. Bunu ben sipariş etmedim. Kim göndermiş? İbrahim Hoşkaş. İbrahim Hoşkaş. İçinde yazı falan var mı? Öyle bir not falan. Üstünde var abi. Tek burada işte şey yazıyor. Uğur'un Topkaya Çift diye. Basri yazmış. Gazete kağıdına sarmış. Baba senin adın bu. İbrahim Hoşkaş göndermiş. Abi teşekkür ediyoruz. Bıçak çıktı içinden. Evet bıçak çıktı. Neyse babama gösteririz. Şimdi arkadaşlar, sirke koktu değil mi? Evet, söyledi çok. Bu da yosun mu bu? Yosun. Bu da yosun. Bunlarla saracağız. Süper. Ama pirinç az sanki. Bir bakayım ne kadar oldu. Kaç gram? 500 gram. Yeter mi? Yeter. Soğuk çıkar ondan. Tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar, yeni başlayanlar için içine kağıt da koymuşlar. Yine sushi yapacağız. Sushi. Sen yedin mi sushi? Geçen gün yedin ya Nine, beğenmedin. Şimdi arkadaşlar 2 su bardağı demiş. Pirinç bir başka pirinç. Şimdi bunun içine koyunca göreceksiniz. Şöyle su bardağına koyduk. Yani bizim pirince de benziyor. Bizim pirinçten neden olmuyor? Bilmiyorum. 100 gram kadar su kaldı burada. Tamam onu da koy ya. Koyayım mı? Bu ne kadar kabarır? 2 su bardağı pilav çok oluyor mu? Olur. O zaman yeter. Arkadaşlar hayvanı bıraktım geldim. Şimdi bunu böyle yıkadıktan sonra dinlenmeye mi bırakacağız? Evet, biraz su içinde kaldı. Başka bir şey yapmayacağız yani. Hayır. Tamam sen dinlendir ben hayvanı getireyim. Yani yıkayabildiği kadar yıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar sabah çıkarken de yağmur suyu birikintisi vardı. Akşam gelirken de ben hayvanı bıraktım. Pirinci ısladım. Babam da hayvanı eve getirmiş. Hemen kapayalım. Sushi yapımına devam edeceğiz. Hadi. Hadi lan.
Hadi lan, hadi lan. Karnınız doydu, bizimki doyacak daha. Bak, siz bugün siz de sushi yemiş sayılırsınız. Otlar yumuşacık, mis gibi. Oh. Dan dan daradanı dandı. Hadi be kızım, siz içeri giymeyen azlanıyanız. Bak, iki sayanın içi de temiz, kuru. Kızım, sen ne yaptın? Bu ya, bu da diğer. Sen ne yaptın? Keşim yaptım. Keşim yaptın ha? Evet. Aferin sana. Devam. Arkadaşlar, pirincimiz böyle oldu, dinlendirdik. Top top olmuş Semih Ağa. Suyumuzu pirinçten süzüyoruz. Bir daha şöyle yakından göstereyim. Arkadaşlar, normal pirinç gibi değil, ıslayınca bir kabarmış. Top top olmuş sanki. Süzelim. Tenceremizi aldık. Şimdi bunun içine ne koyacağız? 2 su bardağı su. 2 su bardağı su. Sevara, ne? Hazır mısın sushi'ye? Hazırım. Yemek yiyorum. Ben de suyum. Heyecanlandın mı? Ben de suyum. Sen sushi'yi çok seviyorsun. Evet. Baba, ben de sushi'yi çok seviyorum. Sen de mi seviyorsun kızım? Hadi bakalım, hiç yedin mi hayatında? Ağzına et sürmüyor. Şimdi bunu ne yapacağız? Bunu pişireceğiz. Pişireceğiz mi? Kısık ateşte, sonra da yüksek ateşte. İçine bir şey koymayacağız mı? Hayır. Kaç dakika pişireceğiz? Şimdi kaynamaya başlayınca biraz yüksek ateşte pişireceğiz. Burada bir şey var, bir dakika yenge. Tamam. Ondan sonra kısık ateşte 10 dakika pişirince kapayacağız. Şurada ufak bir şey var. Şimdi açık mı olacak böyle? Yok, kapat kapağını. O zaman şimdi biz içini hazırlayalım. Tamam. Baba, bugün kargoları açarken bu da vardı içinde. İbrahim Hoşkaş diye biri sana göndermiş. Allah Allah. Şey malzemesi söylediydik internetten, sushi malzemesi. Allah. İbrahim diye biri göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz. İyiymiş vallahi, teşekkür ederim. Vallahi yemin ediyorum, sandıkla çakısı oldu herhalde. Arkadaşlar, pirincimiz kaynarken tabii ki de sushi'nin içine koyacağımız ürünler var. Salata, havuç, başka ne vardı? Ton balığımız ve şöyle balığımız var. Bunu ısladık, biraz çözülsün. Bundan koyuyorlar ama biz marketten aldığımızı bundan koyacağız. Bu neydi? Somon balığı. Evet. Somon balığı. Şimdi salataları ince ince kabuğunu soyduktan sonra içindeki çekirdeği. Ya sen olmasan ben yap. Onu ne güzel koktu. Yapamazdım Semih Hanım. Keşke bunu ziyan etmeseydik. Neyse. Çok ya, köy salatası değil mi bu? Bizim salatalar bitti artık. Bitti mi? Evet. Ama ne güzel koktu. Çekirdeklerini alıyoruz salatalar. Tamam mı? Diğerinde çekirdeklerini alacağız. Bundan bence iki salata az. Az mı? Bence az. O pirinçten dünya kadar şey. Ama daha bunlardan yapacağız değil mi? Yapalım yine. Tamam. Kaynamaya başlamış. 10 dakika hızlı mı kaynayacak şimdi? Hayır, böyle kısık ateşte 10 dakika pişecek. Kaynadık. Kaynayasıya kadar yüksek ateş. Kaynadıktan sonra 10 dakika boyunca kısık ateş. Hı hı. Yani tamam. Çekirdeklerini aldığımız salataları ince ince doğruyoruz. Ne güzel koktu. Baba, dişler doktor. Bu kadar salata yeter herhalde. Ha? Hayır, sen beni anlamıyorsun. Sen beni anlamıyorsun. Kim kimi anlamıyor? Arkadaşlar, havuçlar bitti. Salatalar bitti. Şimdi havuçları da aynı şekilde doğruyoruz. Avokado falan da gerekiyormuş da avokado yok. Yani bizim bulabildiğimiz malzemeler bunlar. Bunda dediğim gibi derin dondurucuya koymuşuz, markette satılan somon balıklarından. Somon balığı yazmıyordu paketin üstünde. Somon balığı yazmıyor muydu? Evet. Tamam, somon balığı ise somon balığı. Bunu da kullanırız. Bunu ayrı bir kullanalım bakalım tadı nasıl olacak. Çok yapmayalım yani, anladın mı? Tamam. Sen anlamıyorsun. Biz genelde meyveli zevkeli takınacağız. Ben sana salatayı diyorum, sen yemiyorsun. Bunlar tamam. Balıklara geçeceğiz. Şimdi 10 dakika olmadı daha Semih. Semih bu suyunu çekmiş, yapışmasın. 10 dakika olmak üzere, 2 dakika kaldı. Bence biraz çabuk al. Şeyini hazırlayacağım. Kapat altını da içine sirkesini hazırlayayım. Arkadaşlar, pirincin altını kaçırdık. Şimdi yavaş yavaş soğurken biz de 1.3 bardağı pirinç sirkesinin içerisine 2 yemek kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz atın diyor. Ha, sirkeyle bunları güzelce eriteceğiz şimdi değil mi? Evet. 1/3 su bardağı, yani 6 yemek. 6 yemek kaşığı mı? Hı hı. 6 yemek kaşığı. Bu pirinç sirkesi mi şimdi? Evet. 3 4 5 6.
Şimdi 6 yemek kaşığı, bu da erimeye başladı ha. Güzelcene hiç pürüz kalmayacak şekilde Semiha bunu eritecek arkadaşlar. Karıştırmaya devam ediyoruz. İçinde zerre tanesi kadar, biraz uzun sürecek ama şeker ve tuz kalmasın. Şimdi Semiha. Şunu bunun içine boşaltıyoruz. Tamam, boşalt bakalım. Yapışmış mı? Aa, bizim niye böyle oluyor Semiha? Gözlüklerim buhar oldu. Şunu indirsene. Ver. Bak bizim pirinç böyle değil. Bu yapış yapış, gördün mü? Dibi mi tuttum? Dibini tutturmuşum ben sana dedim. Bir şey olmaz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tuhaf. Yani şöyle yaptığınızda adamın eline pirinçler yapışıyor. Normal pilav gibi değil. Karıştırdığımız karışımı bunun üzerine böyle dökecek. Semiha bunu karıştıracak şimdi. Hafif hafif. Hafif mi döküyoruz? Yok, şey hafif hafif karıştıracağım. Bu tat mı veriyor acaba? Ne yapıyor ki? Bilmiyorum. Şimdi en sonunda da kaça mal ettik hepsini söyleyeceğim ben size. Şöyle hafif hafif. Şimdi yarım saat böyle kapalı mı bekleyecek? Hı hı, soğuyacak işte. Ondan sonra yapış yapış bir kıvam alacakmış. Tamam. Arkadaşlar şöyle somon balığımızı alalım. Dediğim gibi somon balığını aslında ben videoda gördüm de böyle renkli renkli bizimki bir tuhaf duruyor. Şu derisini ben bundan bir ayıracağım. Ya da bunun ayırma kolaylığı yok mu Semiha? İnce ince mi doğruyorlar bunu? Hı, salatalar. Bir de mesela pirinci farklı kullandık ya, bizim pirinçten olmuyor mu bu? Denemek lazım. İlle Japon pirinci mi olması? Çin pirinci mi? Ne usulü? Çin pirinci mi bu? Ne pirinci aşkım? Kendisinden de pirinci. Hı? Kore'den mi oldu? Kore pirinci. Evet. Kore pirinci. En başvuru mesela Kore'de. Ben bunu rezil ettim. Şimdi bunu kenara koyalım. Japon ben Kore'den de. Bunu nasıl doğrayacağız? Şöyle onun şeyi var mı? Kılçığı. Şu anda yok. Bak. Öyle doğrayabilir. Şöyle küçük küçük mü? Arkadaşlar şöyle şunları da hazırladık. Bu da böyle oldu. Bilmiyorum bizimki farklı görünüyor ama şu anlık bir sıkıntı yok. Şimdi diğer malzememiz ton balığı. Ton balığından ne yapıyorlarmış? Ama onun içinde yağ var. Süzeyim mi? Yağsını süzecek mi bilmiyorum ki. Ne yapacaksın ondan? Evet. Ton balığımızı da şöyle alıyoruz bir kaba. Semiha bundan da bir şey. Oğlum biz çok malzeme mi yaptık? Ne yaptık? Yok böyle zaten. Bundan 150 tane şey çıkar be. Sushi çıkar. Buna ne yapacaksın? İçine ketçap mı? Mayonez. Mayonez de mi koyuyorlarmış? Mayonezle bunu harmanlayacaksın. Evet. Bunu nereye kullanacağız? Bundan da sushi yapacağım. Allah Allah. Pirincimiz sostan sonra bekliyor. Biz ton balıklarını hazırladık. Somonları hazırladık. Şimdi ise susam kavuracakmışız. Ben bu kadar efeharatlı teferatlı olduğunu bilmiyordum arkadaşlar. Ben istediler malzemeyi aldım ama baya baya meşakkatli bir iş. Aslında çok zaman ayırmanıza da gerek yok. Bir saatin sonunda. Onun içindekiler için... ne? Ne bileyim ben Semiha. Çay. Bunun içine çay nereden gitmiş? Çay değil be. Bunun içini kapalıydı abi. Bunun içinde var işte onlardan. Kendi şeyleri mi acaba? Bilmiyorum, yanmasın. Kavur boşver. Daha sıcak. Hakikaten bunun içindekiler. Ona mı? Neyse onlar kötü bir şey değil herhalde ya. Oğlum siyah annem ha. Orhun. Ne o? Acaba kendi şeyi mi? Semiha kendi şeyi yemezse o. Ne onun içindekiler? Ekmeklerin üstüne olmuş. Çörek otu değil o. Yanıyor Semiha. Ana susama bakın. Kavurduk değil mi? Evet. Kavruldu. Bununla da mı yapacağız? Bunu da kullanacağız. Arkadaşlar hepsi kavruldu, hazır. Malzemelerimiz de hazır. Pirincin kabarmasını bekliyoruz. Şimdi şöyle bir sipariş ettiğinizde sushi şeyi, bunu da gönderiyorlar. Sushi matıymış bu. Kürdandan yapmışlar işte ya. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Olacak işte. Evet. Şunu da açalım. Hazırlayalım. Yavaş yavaş son aşamalara geliyoruz. Babamın yeni bıçağını mı? Evet. Onunla değil ya. Keskin bir bıçak lazım. Suyla ıslayacağız. Keskin mi? Evet. Babam keskin. Hediye bıçak mı? Evet. Semiha bu ne? Şimdi yosun mu? Hı. Nereden geliyormuş bu? Güney Kore'de. Kore'de. Ben bunu nasıl koyacağım? Heyecanla bekliyor.
Tabii ki de bekleyecek bak. Nasıl bekliyor bak. Açabilse kocası. Onu yenge bir tepsiye koysun. Tepsiye getireyim. Getireyim. Bu ne ya? Hı. Böyle mi şimdi? Bu mu bizim suşun üstünde yediğimiz? Evet. Şuralar ıslanmış. Şuraları bir silelim. Aa, suşiye kokuyor. Bir kokayım. Aa, bir baksana. Hı. Evet. Bunun içine mi koyacağız bunu şimdi? Koy onu. Şimdi ben alacağım. Bu nasıl tek tek? Bu böyle bütün mü tek mi? 10 tane demiş adam. Doğru. Ha, bir tanesi bu semaha. Evet. Yosun. Maç var. Vallahi böyle yiyseniz sushi yedim dersiniz. Evet, pirincimiz olduğuna göre başlıyoruz. Tırtıklı kısmı üste gelecekmiş yosunun. Şimdi. Aa, ellerini ısladın. Yapışıyor mu normalde Semiha? Yapışıyor. Ben de yapacağım. Pirinci öyle yaydırıyorsun üstüne. Hı hı. Tamam. Her yerine. Her yerine. Eşit miktarda. Bunun tırtıklı tarafının üstüne yaydırıyormuşsunuz. Şu tırtıklı tarafı bu tarafa. Ne güzel koktu. Ben sana diyorum direkt sushi gibi koktu diye. Ucundan ısırsan sushi yemişten bir farkı yok Semiha. Aşırı güzel kokuyor. Allah Allah, biz bu işi becerirsek ikra Sevara. Şimdi. Dur şimdi, bekle biraz. Önce sebzeli yapalım Semiha. Yok, önce balıklı yapalım. Balıklı mı yapalım? İyi, yap bakalım. Ya balıkta tek sıkıntımız işte marketten aldık. O da ton balığı. Şey, somon balığı. Ama videolardaki böyle daha bir beyazlı meyazlı. Yapış yapış mı? Yapış yapış. Tamam. Şimdi içine susam eker misin? Şu kısmına ek sadece. Şuraya. Ek ya da her yerine ya. Ek ek. Bol bol. Böyle sepiştir. Çok sıcak. Evet, ben videoda susam görmedi, şey, videoda susamı içine koyduklarını görmedim. Susam İçteyiz zaten o. Dışı mı olacak bu? Şimdi bak, göreceksin. Bizim yediğimiz... Hoppa. Ana. Şimdi? Ya bizim yediğimiz yer dışında kalmıyor muydu? Hı? Bizim yediğimiz yeşil dışında kalmıyor muydu? Öyle de kalıyor, böyle de yapılıyor. Sonu. Bunu merak ediyorum. Çok atma. Neden? Baymasın. Neyse, at hadi, sen kafana göre takıl. Şimdi başlıyoruz. Yapabileceğiz mi acaba? Bilmiyorum, acık acık ilerleteceksin. Kapanmadı bu. Çok. Hayır, ama ilerleterek kapatacaksın. Böyle. Aynen aynen. Hani şu kısım hep dışarıda kalacak. Ya bak, şey koymasaydın Semiha. Streç yere yapışıyor, farkındasın değil mi? Hı hı. Streci al bence. Dur. Oldu vallahi. Bence streci al. Bak, gördün mü? Streç senin işini bozuyor. Bak. Tamam da yeşil kısmı dışarıda kalmıyor muydu? Yeşil kısmı dışarıda kalanı da yapacağız abi. Bak, şu streci al. Bence bu pet batmasın diye yapıyorlar onu. Yine. Bir dahakine ben yapayım lütfen. Tamam, yap. Elini ıslamanın sebebi pirinç eline çok mu yapışıyor? Yapışıyor. Oo, doğa değer değmez yapışıyor. Yine yaydık. Bu sefer ton balığı koyuyor Semiha. Neyle yaptı dedi bunu? Mayonezle. Mayonez. Salata koyalım mı? Koy. Dene de var. Tamam, salata koyalım. Bak, bu sefer bir dene metle şeyle o. Yeter mi? Koyma, yeter bu. Hadi. Bak şimdi, bu sefer bir dene, daha iyi olacak bak. Ama bak, şey oluyor. Ya o, ben sana söyleyeyim mi? Onu batmasın. Met yıkayıveririz diye koyuyorlar bence. Çünkü streç yere yapışıyor. Çok mu kaynıyor? Çok koymuşsun iç sosunu. Bir daha kıvıracağım. Akanlar bizden değil. Oğlum, senin suşiler çok kocaman olacak ha. Yok, gayet suşi işte. Bu böyle bir suşi oldu. Evet. Bak, hadi. Tamam, artık sen yapabilirsin. Bu sefer ben yapıyorum. Tırtıklı kısmı alta mı üste mi? Alta gelecek. Buraya. Tırtıklı kısmı alta malzeme geldi. Malzeme koyacaksın yine, evet. Pirinci elim ıslayarak mı yapacağım? Kenara, buraya mı? Hı. Ben somon balıklı yapıyorum arkadaşlar. Sadece somon balıklı mı?
Sadece somon balıklı yapayım, tamam. Yok, sen öyle mi yapmak istiyorsun? Nasıl yapayım? Bilmem, kendim bilirim. Yeter mi? Yeter. Hı? Yeterli mi? Yeter abi. Kendi bilirsin ne kadar koymak istiyorsun. Kadar. Ben yapmadım ki, ben size soruyorum. Tamam, yeter o zaman. Şimdi böyle. Katla. Katla. İçeri doğru. Ne? Kendi. Tamam, bir daha katla. Şimdi sıktır. Böyle. Oo. Sushi dükkanı gibi koktu. Bak bak, Met nasıl kayıyor, gördün mü bak? Bak. Sizin yaptığınız şeyle bak, böyle kaydıracağım bak. 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 Gördün mü? Semiha. Gördün mü? Bak. Arkadaşlar, pirinç bitesiye yapacağız. Şimdi Semiha'nın almış yapmış olduğu ilk şeyi bir keselim. Babamın bıçağıyla şöyle bunu yıkadık ama kesmeden önce ıslıyormuşuz arkadaşlar. Bıçağınızı ıslamayı unutmayın diyorlar. Her defasında ıslayacağım. Evet. Şimdi. Kesiyor mu? Kesiyor da. Bu çok büyük ya. Bıçak. Benim bıçağımı getirsenize. Bu çok kalın kalın. İkiye parçalıyor. Bu olmadı. Benim bıçağımı getirin. Kırmızı saplıyı. Bak, bunu daha iyi kesecek. Bak. Kalınlık olarak şöyle kesiyorum. Kes. Semiha. Yaptık galiba. Neyse. Hepsini bitirdikten sonra deneyelim. Tadını. Evet, bıçağı böyle böyle sileceğiz tekrar tekrar. Her kesimde yapışmaması için arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi aklımda iki soru var. Bir, pirincin hepsini neden yapmadık? Çünkü malzememiz çok kaldı. Sevara şöyle gösterirsen. İki, biz bunları neden kesiyoruz? Şöyle dürüm şeklinde neden yemiyoruz yani? Kısı peşi bir tane yapalım, kesmeyle uğraşmayalım diye yiyelim, olmaz mı? Olmaz. Çünkü şu şunun tadı çıkmıyor. Ya bırak Allah'ını seversen ya. Bir tanesini ben bütün yiyeceğim ama az oldu. Yani çok olaydı, bir tanesini bütün götürecektim. Lan ben bu işi biliyorum aganın ya. Ya oğlum, tereyağı vize alıp varıp şu şeyi yiyip geliş geri. Bak, bir kere de iki tane kesebiliyorsun Semiha. Yalnız benimkine yapışıyor. Seninkine yapışmıyor mu? Yapışıyor. Arkadaşlar, birazdan tadacağız. Kokusu falan tam böyle sushi dükkanı, bak tam böyle. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Pirinci çöp siti möp siti bu yosunu falan ben 350 lira para verdim arkadaşlar. Pirinciyle beraber. Şunu bilmiyorum, 350 liraya sushiciden alabilir misiniz? En azından Eskişehir'deki pahalı. Bu ne o? Şey yoluna giderken var. Pirincin hepsini yapaydık. İnanın dünya kadar sushi çıkacaktı. Şu biraz köşe başından olmuyor. Ya şunun ortasına falan baksana ya. Tam şu sushi ya. Vallahi tam sushi ya. Evet arkadaşlar. Onca yaptık, uğraştık. Şimdi tadım zamanı. Şöyle şunu da göstereyim. Bakın, toplam çıkan bu kadar abi. Burada da var. Bir de burada var. Kaç tane çıkmış? Bayağı çıkmış. Burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 tane var. Yani zaten satın aldığınızda bundan ufak satıyorlar. 16, aynı zamanda bu çok malzeme, böyle dolu dolu malzeme oldu. Pirincin keşke hepsini ıslasaydık. 500 gram az geldi. 1 kiloluk pirinçten yapsaydık daha iyi olurdu. Şimdi yiyelim. Hadi bakalım Sevara. Beklediğin an geldi. Hadi Semiha. Bu yok, şey. Bilmiyorum. Şunu deneyeceğim ben ya. Tutmayın. Bu ne? Alıştırma aparatıymış bu. Çöp sütü kullanma aparatı. Yani elimizle yesek. Bu nasıl bir şey? Böyle mi? Hı. Oh. Bu daha zor. Hı. Burada soya sosumuz da var. Hadi bakalım Semiha. Normalde bunu ayırmamız lazım aslında. Neyi? Bunu ayırınca ben tutamıyorum. Ya elimizle niye yemiyoruz? Bak şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Soya sosuna bandırdım.
Niye bunlarla uğraşıyoruz ki? Küçük alacağım ben. Ooo, sevareye bak. Çok güzel. Sushi'den bir farkı var mı yok? Yok. Çok güzel. Lan niye biz daha önce yapmadık bunu ya? Bak. Bunu kıracağım. Evet kıracağım. Bunu ayırman lazım. Ben ayrıca tutamıyorum. Deneyin abi. Gerekir buna güç mü etmiyor ya? Çöl işte. Yok lan bu kırılmıyor lan. Heh. Özü böyle. İsterse bunu vereyim sana. Sevara. Ben tutamıyorum. Sevara. Çıkarım. Al Canişko bununla tut bak. Hı. Al Semiha sen tut. Sevara yengen biraz bir şeyler... İyi yağmur yağdı. Gerçekten güzel ıslandık. Babam da hayvanı getirdi. Öğleden sonra mesaiyi devraldık. Akşamüstü de ben zaten sipariş vermiştim. Uzun zamandan beri benden bekliyorlardı. Alışveriş sitelerinden sipariş verdiğinizde bütün seti bulabiliyorsunuz. Yani şu anda mal ettiğimiz şey daha yarısı kaldı. Sarma, şu yosunların yarısı kaldı. Emin olun yarısını kullanmış olsak 400 lira 450 lira yani biz şu anda 250 liralık bir sushi söleni yaşıyoruz. Gayet iyi. Dışarıda bayağı bağlı pahalı satıyorlar. Küçükken. Hem küçük. Bunlar kadar dolu değil. Bence biz bu işi başardık. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Annemlere de götüreceğiz. Allah'a emanet olun. Seviyorum sizlere. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Baba dene dene. Baba yok. Bu normal şeyi denemiyorsan tombalını dene. Patlıcan kebabı gibi düşün. Bak şunu deneyebilirsin. İçinde içinde sadece salata ile şey var. Birine de koymadık. O tombalı. Bu mu? Ha. Yani konserve şey değil. Şu somon. O somon yok içinde. Onun tombalı koy. Çok güzel olmuş. Yok. İyi bir şey. Bunun içinde ne var? Pirinç. Pirinç. Başka? Ya bir ye ya. Ton balığı var. Başka hiçbir şey yok. Bir de şey var üstünde. Yosun. Bu bama açık bakıyor içine. Bak bir ye çok güzel tadı. Öyle kötü değil. Bak. Anne sen de yiyorsun. Bu annem daha önceden yedi. Annem de bir tadına baksın. Hangini alayım? Hangini istersen. Anne hangi? Bak bu ton balıklı, bu şeyli, somonlu. Hangisini istiyorsan ona. Buna batırabilirsin bu arada. Şundan ver. Tamam al hadi ondan can istedi. Al. Annem konuşamadı. Baba nasıl? İyi. He? İyi. Beğendin değil mi? Baba bu yandı. Yok yemeyeceğim. Anne nasıl? yaptık başardık biz bu işe.